Merhaba sevgili satranç severler. Yeni bir pratik satranç dersimize hoş geldiniz. Eğer Sicilya oynarsa bugün bir takipçimden bir istek gelmişti. E4, C5, C3 oynamamı istemişti. Fikirlerini anlatmamı istemişti. Alapin varyantı. Beyazlar daha sakin varyantları oynuyor. Normal Sicilya varyantlarına göre. Merkez mücadelesi yapıyor. Merkezde bir mücadeleye girişiyor. Tabi piyonlar biraz ilerlediği zaman parçalanabiliyor da çok çabuk. D4 sürebiliyor ama siyahlar merkezde parçalama işlemi yapabiliyor. Güzel bir varyant. Bunu Tivyakov çok oynuyor. Büyük ustalarımızdan, iyi büyük ustalarımızdan Emre Can da satranca ilk başladığında bunu oynayarak başlamıştı. C3 oynuyordu. Ben de birkaç kere oynadım bunu beyazlarla. Kolay bir açılış değil. Her iki taraf için de. Fikirler belli. At C3 oynamayı planlıyorum ama siyah fil önemli burada. Siyah fili bir değişmek istiyorum. Değişirse eğer. Neden önemli? Çünkü bu kareler zayıflayabilir şimdi at E4 geldikten sonra. At F4 gelirse file 4 ile kapatacağım. At E4 geldikten sonra benim için siyah karelerde oynamak daha rahat olacak. İzole piyonla oynanabiliyor bazen. D6 kırılıp izole piyona karşı oynanabiliyor. At C5 oynayabilir. At C5'e de at C4 gelebilirim. At E4 gelebilirim. At E4 de güzel anlaya benziyor. At D6 şah istiyorum çünkü at E4 almak zorunda. Evet, burada küçük bir üstünlüğüm var benim. E5 piyonundan dolayı küçük bir üstünlüğe sahibim şu an. Yani ufak bir alan üstünlüğüm var. Burada at D4 oynayıp C6'ya baskı yapmak istiyorum ama bir kaleler arasındaki bağlantı sağlamak için kaleler arasındaki bağlantıyı vezire çıktım. At F4 tedirgin eden bir anda değil beni. Vezire 3 oynuyorum her zaman. Yani filleri değişmemizde sıkıntı olmuyor. Şimdi at D4 şimdi oynayabilirim artık. C6 filinde baskı yapıyorum çünkü. Bu fil kuvvetli bir fil. D5'i destekliyor. Bu çaprazda baskı yaratabiliyor. At F4'e vezire 3 oynayacağım. C6'yı almak istiyorum. Evet, fil E4, vezire 4. Burada neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Fil C6 aldığım zaman kalede 4 mu alacak? Yani file at oynuyoruz. Fil daha kuvvetli açık konum olduğu için. Şimdi kuvvetli bir filim oldu benim. Kale istekte, at istekte. Vezirle korumak zorunda. G3 oynayarak hava deliği atacağım. Yani filim var. Gayet memnunum bu konumdan. Belki kale C1 oynayabilirim. Bu da bir tehdit. Kale C1'in tehdidi vezir çarpı D4. Eğer vezir D7 oynarsa son sıra zayıflığı var. Bakın son sırayı koruyan taş vezir. Kale C1 geldiğim zaman C8'den mat istiyorum. Bunu da engelliyor şu an. Vezir D4 tehdit. Yani kale C1 hem kalemi oyuna sokuyorum tempoyla hem de bir tehdit yaratıyorum. Vezir çarpı D4 tehdidi. Kale D3 oynayamıyor. F4 boşta. D1 tutuyor filim ve vezirim. Hava deliği açmaktansa ilk önce bu tempoyu oynayayım. Hava deliği açmak zorunda. Şimdi ben de G3 oynayarak hava deliği açabilirim. Muhtemelen tehdidimi görecek. Gördü ama G5 riskli bir hamle. Çünkü G5 de zayıflık yaratıyor şimdi. Benim de dikkat etmem gereken F2 karesi. Burada F2'ye dikkat etmeliyim. At H3 G4 oynarsa ikinci yatağı inip F2'ye salacak ama fil G4 hamlem var, ara hamlem. Fil G4 alabiliyorum. Yani H6 veya G6 daha sakin bir hamleydi. Belki at G6, at F8 kapatacağı için. G5, yani şahın önünden sürülen piyonlar dikkatli sürülmeli. Çünkü zayıflık yaratabiliyor. Bakın siyah karelerin zayıfından ziyade şu an G5 piyonu zayıf. Ve şaha ulaşıyorum ben G5 piyonunu aldığım zaman. O yüzden bu tür hamleler riskli hamleler. Yani G7'de fil olsa tamam. Ama G7'de fil yokken bu tür hamleler
risk içeren hamleler. Kale D3 hamlesini yaptı. Vezir E4 ile B7'yi isteyebilirim. Aldığım zaman vezir B7 alırsa fil B7 at E2 oynuyor. Yani at E2 hamlesinden dolayı vezir B7 alamıyorum. Vezir C2 oynayarak gelişebilirim. Vezir C2'ye atı istiyorum halen. Vezir C8 şah çekip B7'yi almak istiyorum. Kale D2 oynarsa vezir C8 tempom var. At istek de atı nereye kaçacak? At G6 kaçabilir. At D3 kaçmayı tercih etti. Vezir C8. Evet, bu finale girebiliriz. Kale D1. At E5. Dediğim gibi fil iki tarafta, iki kanatta da piyon varsa fil daha üstündür. Ama şimdi B6 oynadı çünkü at E5'e. Yani at E5 yapsaydı kale D7, at D7, fil B7 alıyordum. Geçer piyonum var. Çift kanatta piyon var. Şimdi kale açmaz da kaldı. Kaleyi nereye kaçacak? Kale C7 oynamak zorunda. Doğru hamle bence. Kale C7. Bu sefer şu anki konuda G5 mantıklı gözüküyor. Ben daha iyi oynayabilirdim. Çünkü G5 F4'ümü kesiyor. E5 piyonunu korumamı engelliyor. Yani G5 kötü bir hamle değil artık. Ben tabii ki kalemi aktif hale getireceğim. Kaleler rakip yataylarda 7. yatayda aktiftir. Kale B7. E5'e olur da saldırırsa B6 zayıf. Şimdi şahımı aktif hale getirmem gerekiyor. Rakip güzel oynuyor. Şahını da aktif hale getirebilir. Ama G4 bir hedef olacak şu an. Evet, B4 ve B5 fikriyle oynuyorum artık. Şimdi B6 piyonunu alacağım. Yine beraber olma ihtimali çok yüksek. Çünkü E5'i alacak o da B6'yı bırakıp. Ama şimdi sıkıntı var. Burada bir tane geçer yarattım ben. Mesela şöyle bir durum var. Evet, bunu tahmin ettim. B5 kale C4 kötü bir hamle. Çünkü kale G5 kale B5 var. Bunu görmedi rakibim. Yani artıları ekstra olan bir kale finaliydi. Üst seviye derslerimizde kale finalini işliyoruz. Onlar için de çok yararlı olacak bu maç. Şimdi iki piyon öndeyim. Bakın, piyonlar ilerledikçe zayıflık yaratır dedim. G4'e kadar geldi. G5'te iyi duruyordu. G4'e geldi ve bir hedef oluşturdu benim için. Oraya bir saldırı başlattım. Terk etti çünkü basit bir kazanç. İki tarafta geçerim var. İki piyon öndeyim. Güzel, öğretici bir maç oldu yine. Bir sonraki derste görüşmek üzere.